Sevgili Lost Ark severler, bir farklı içerikle daha karşınızdayım. Bugünkü konumuz Unotasklar. Tabii ki sağda solda bir sürü görmüşsünüzdür içeriklerini. Ancak ben de birçok içeriği öğrenmeden ya da tam olarak araştırmadan yapmak istemiyordum. Bu yüzden biraz geç kalmış olabilir bu videolar ama doğru temiz bilgiler vereceğimi düşünüyorum. Umarım video hoşunuza gider. Video hoşunuza giderse kanala abone olmayı, yorum yapmayı, videoları beğenmeyi ve Twitch kanalıma da gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu sayede bana ücretsiz bir şekilde destek olabilirsiniz. Evet, bugün konumuz arkadaşlar Unotasklar. Unotasklar için arkadaşlar size birkaç ipucu vermek istiyorum. Nasıl bir yol izlemeniz gerektiği ile ilgili ipucu falan vereceğim arkadaşlar. Ben nasıl bir yol izliyorum onu anlatacağım. Şimdi bu benim ana karakterim arkadaşlar ve ana karakterim olduğu için bu karakterde Unotask kısmında alt C'den açtığımız bu kısımda günlük olarak yaptığımız ve günün sonunda bize şu sağdan soldan aldığımız şeylerle gold'a çevirdiğimiz kısım. Unotask'ta bir sürü görev var biliyorsunuz. Bu görevler arkadaşlar yapılması günlük olarak gereken. Bunun bir de haftalık olanı var. Ve klan kısmını da falan görebiliyorsunuz burada. Klanın görevlerini. Burada arkadaşlar favori ekleyebilirsiniz. Ve favori eklediğiniz için de hangi göreve gittiğinizi takip edebilirsiniz. Benim burada size göstermek istediğim birinci özellik şu. Ana karakter. Ana karakterinizin neye ihtiyacı var? Mesela benim ana karakterimin şu an ihtiyacı olduğu şey Honor Leapstone arkadaşlar. O yüzden bu çarda Honor Leapstone veren görevleri yapıyorum. Ve bu sayede de Dungeon'la birlikte aldığım Honor Leapstone'ları buradan kullanıyorum. İkinci olarak Weekly'de gene Honor Leapstone'ları kullanıyorum arkadaşlar. Bakın burada görebiliyorsunuz zaten bunları tamamlamışım. Ve bu Honor Leapstone'ları falan almışım. Ana karakterimizde önem verdiğimiz kısımlar var. Peki diğer kısımlar ne işe yarıyor? Şimdi diğer kısımları nasıl yapacağız? Arkadaşlar size en önemli olarak şunu göstermek istiyorum. Oyun başladığından beri yaklaşık 600 saate yakın oyun sürem var oyunda. Ve sürekli olarak oynuyorum oyunu da. Yayınlarda da ve burada YouTube içinde, yayınlar içinde, kendim içinde oynuyorum oyunu. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar 3 tane Reputation Completed görevim var. Yani şunların 3'ünü de son seviyesine kadar yapmışım. Bunlar arkadaşlar yaklaşık olarak bir ay içinde yaptıklarım olarak varsayabilirsiniz. Bunları nasıl takip edebilirsiniz? Burada All Reputation'a girip buradan takip edebilirsiniz. Peki şu anki durum ne? Şu an bir ayda 3 tane varsayarsanız arkadaşlar bakın Reputation in Progress'a girdiğim zaman şu an Reputation'lar başladı. Başlayan Reputation'lar gibisinden bakarsanız Reputation kısmı size ödülleri gösteren kısım. Mesela şuradan girip herhangi bir yerde şuna tıklayıp bu şekilde ne verdiğini, neler kazanacağınızı görebiliyorsunuz. Buradan Praed Coin de kasabilirsiniz. Şimdi bir ayda 3 tane tamamlamışken şu an 5 sayfalık Reputation nasıl işliyor arkadaşlar? Bakın 5 sayfa boyunca Reputation'ım var burada ve günün sonunda buralardan bayağı güzel şeyler kazanacağım, alacağım. Yani burada Wisdom, Courage, dediğim gibi Skill Point'ler, kartlar, bir sürü şey var. Ve bunları yapmanız lazım. Bunların normalde sizden istediği şöyle bir sistem var. Bakın Reputation 1 level ödülü. Size 10 istiyorsa bu her gün yaptığınızda 10 ilerliyor. Yani bir gün anlamına getirebilirsiniz. Bakın bir de bir gün tamamlarsanız 2000 gümüş veriyor. Daha sonra 2 kere daha tamamlarsanız 4000 gümüş veriyor. Ve 4 gün daha tamamlarsanız günün sonunda size bunları veriyor. Yani totalde ne yaptı? 4, 2 ve 1 olarak 7 gün yaptı. Yani bu Reputation'ı tamamlayabilmemiz için, bunun tüm ödüllerini alabilmemiz için, yani az önce size gösterdiğim completed kısmına gelebilmesi için 7 güne ihtiyacı var bunun. Mesela burada yaptığım, şuradan gösterdiğimde Peito, bakın 12 gün istiyor. Sadece 3 leveli. Dediğim gibi tek çarla yaparken bu şekilde bir sistemim vardı ve bu yüzden de sadece 12 gün 1 leveline, bunun düşünün bir de 2 levelinde 6 gün daha, 1-2 gün daha istediğini falan varsayarsanız totali 20-21 gün isteyen, 30 güne yakın isteyen Reputation'lar var burada. Ödüllerinin sonunda alabileceğiniz. Buradan Cihan Sword'lerde alabiliyorsunuz. İşinize yarayacak bir şeyi alabiliyorsunuz. Şimdi burada mantık şu. All Reputation'a giriyoruz. All Reputation'da şuraya tıklıyoruz herhangi birine. Ödüllerine bakıyoruz. Domination ve Masterpiece. Masterpiece'e ihtiyacın var mı? Var. Masterpiece'e ihtiyacın var diye mesela bu göreve, bu Reputation'a başlayabilirsin artık. Görevi burada alıyorsun ve başlıyorsun. Ancak şöyle bir şey var. Mesela şunun verdiği neredeydi? Moronta Agent. Moronta Agent'a bakalım. Bulabileceğiz mi böyle? Sanırım böyle bulamıyoruz ama tamamen sallıyorum.
Az önce baktığımız görevin bu olduğunu varsayın. Arkadaşlar burada honor shard veriyor ve benim bu charm'ın, ana charm'ın honor shard'a ihtiyacı yok. Bu yüzden bu görevi ne yapıyorum? Hemen karakter selection'a dönüyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz bu yan char'lar var ya. Bunları zaten knowledge transfer'le ya da power pass'le atmış oluyorsunuz arkadaşlar. Tamamen random bir tanesine şu anlık gireceğim. Şuna girelim. Bu char'ları alt char'larınızı kasmak için de kullanabilirsiniz. Onun için ayrıntılı bir rehber zaten daha sonra getireceğim. Ancak şu anki konumuz Unotask olduğu için o kısmını göstereceğim sadece. Evet arkadaşlar şu an yan char'ıma girdim. Alt J yaptığım zaman bu char'da da günlük 3 tane hakkım olduğunu görebiliyorsunuz. Peki bu char'da bu Unotask'ları en kolay nasıl yaparız? Bifrost'lar arkadaşlar. Hepimizin Bifrost'ları var. Alt W'ya bastığınız zaman Bifrost kısmı açılıyor. Mesela bakın. Burada ne yapmışım? Red Ramis Border atmışım. İsteri Island'a atmışım ve Stranovey Island'a atmışım. Şu an Red Ramis Border'a gidiyorum. Çok basit bir şekilde karakterim nerede olduğu önemli değil. Zaten bunlar günün sonunda 3'ünü yaptıktan sonra F2'den ana şehrim olan müziğe basıp dönüyorum. Geldik arkadaşlar. Buraya girdim. Ve burada, bunda yaptığım görevi artık adını hatırlıyorum. Mesela bakın burada şu görevi kabul ettim. Hemen hızlıca çok basit bir şekilde bakın sadece bir alt W ile buraya geldim ve buradan hızlıca şunlara tıkladım. Hem ana çarımda istediğim materyali almaya devam edebiliyorum. Hem de yan çarlarımla alttan Wisdom, Courage gibi ya da Ada tokenları gibi şeyleri kasabiliyorum. Geldim. Görevi tamamladım. Şimdi şuraya giriyorum arkadaşlar. Reputation'a gidiyorum ve bakın bunun totalde size dediğim gibi 7 gün yapılması lazımdı. 1 gün, 2 gün daha 3 gün ve 4 günde buradan istiyordu. Ne oldu arkadaşlar? Ben hiç başka bir charm'a girmeden yani ana charm'ın materyallerini kullanmadan buraya girdim ve bunu aldım arkadaşlar. Burada ne oldu? Intelligence Dex Strange geldi. Üstüne Pain emotunu da alıp tüm char'larıma geçirmiş oldum. Yan char'ım ana karakterimi boostlamış oldu. Buradan gümüş kastım. Buradan Pirate Coin kastım ve buna benzer şeyler yapmış oldum. Bakın hemen buraya geliyorum. Completed'lara girdiğiniz zaman gördüğünüz üzere bir tanesi daha buraya geldi. Şuradan Claim All dediğinizde diğerlerinde varsa onları da alabiliyorsunuz. Ancak şu an yok. Haftalıklarını yapmıyorum. Haftalıklarıyla ilgili bir işim yok. Eğer yan char'ı kasmıyorsam yan char'da bir şey yapacağım zaman haftalıklarını da yapıyorum aynı zamanda ama şu an için ihtiyacım yok. Sonra bir sonraki adaya gidiyorum mesela en basitinden. Bu Bifrost'lar sayesinde totalde 10 dakikada arkadaşlar. Mesela İsteri Adası'na geldim. Kolayca bulmak için buraya geçiyorum. Ve İsteri Adası'nı buluyorum. Gümüş veriyormuş bir de şundan veriyor. İsteri Adası'nı kabul ettim. Bakın 7 gün istiyor. Sadece 1 level 7 gün istiyor. Ve az önce gördüğünüz 7. günüydü diğer tamamlamamın ve bu karakterde 7 gün boyunca girip 10 dakikadan maksimum arkadaşlar bu görmüş olduğunuz reputation'ları rahatlıkla yaptım ve dediğim gibi normalde 20-25 günde 3 tane tamamlarken şu an 20-25 günde 10 tane neredeyse reputation'ı tamamlamış olacağım ve ödüllerini alıp kendi karakterimi 3-5 demeden dexlerle ya da vitality'lerle güçlendirmiş olacağım arkadaşlar. Unotask için size verebileceğim bilgi şu anlık böyle arkadaşlar. Benim izlediğim yol bu. Ve bu sayede de dediğim gibi birçok şeyi rahat rahat görevden gelen, reputation'lardan gelen ödülleri rahat rahat alabiliyorum arkadaşlar. Günün sonunda buradan bakın crit. Gördüğünüz üzere 2 gün sonra buradan crit position gelecek ve karakterime belli bir oranda kritik eklenmiş olacak. Bakın gördüğünüz 2 görevini yapmam. Tabii ki zor Unotask'lar da var. Ancak 2 görevini yapmam şu an sizinle anlatırken maksimum 2 dakika falan sürdü. Ve bu kadar basit bir şekilde 2 tanesini yaptım. Günlük yaklaşık yarım saat falan harcayarak bu reputation'ların hepsini yapabilirsiniz. Bakın buraya tekrar bir ödül geldi. Ve al dediğimde 50k silver geldi. Silver sorunu çekenler de bu şekilde kasabilir. İçerik bu kadardı arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Size yardımcı olmuştur. En azından fikir sahibi yapmıştır. Ve size de daha bir günde 5 tane ilerleme 5 adım gibi olmuştur. Umarım size yardımcı olmuştur. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ve önceliklerinize dikkat edin.